Hiçbirimizin bilmediği bir şey var. Iris Cibre onun için, vardır. Onun için bunu tamam, yani. Iris Cibre vardır. Evet, Iris Cibre gerçekten. vardır. Banka ben de cifo... konuşacağım. Bak, tabii. Iris, bak bunu ben de bilmiyordum. Şu an canlı yayında öğreniyorum. Iris Cibre vardır. Finansçı bir kadındır. İyi bir finansçıdır. Ve şeydir de. Böyle bir hani Goldman Sachs'te falan çalışmışlığı vardır. Uğur Dündar'a e cevap vermiş. Bak bunu ben de görüyorum. Ve bak, bazı konular bizde de bilgisayar. Bak Uğur Bey. Merkez Bankası Başkanları kaynak bulmaya çalışmaz. Ha, tabii, o. Para politikasını yönetir. Bilakis kaynak bulmaya çalışmaları yasa dışıdır. Sessizlik dönemi denilen. Bak bunu biz bilmiyoruz ben de bilmiyordum. Grace periyotta neymiş biliyor musun? Para politikası PPK'dan bir hafta önce Merkez Bankası Başkanı'nın hiç kimseyle görüşemeyeceği kanuna bağlanmış. Ben inanamam. ben şu an okuyorum. Tabii Türkiye'de bunların hepsi yapmadığı için. Sessizlik dönemi denilen Grace periyotta Merkez Bankası Başkanı iş adamları ve yatırımcılarla görüşemez. Kanunen yasaktır. ABD'de olması da yanlış. PPK'ya hazırlanmalıdır. Olaylar baştan sonra bak çok ilginç. Merkez Bankası'nın kanununda para politikası kurulu toplantısı öncesi ki biliyorsunuz evet. 25'inde 2 gün sonra açıklanacak. Evet. 7 günlük süre sessiz dönem olarak adlandırmak da olur. Bu süre içinde Merkez Bankası Başkanı'nın para politikası yönelik dış iletişim yapması yasaktır. Çünkü şey diye. Ya bu bilgi yayılırsa e, 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 tabii yani insider trading. Bravo. bravo. Yani içeriden öğrenenlerin ticareti olur. Mesela ben öğrenirsem Mustafa Ona abi. Ona göre de istediğim gibi. 10 puan 10 faizi var. düşürecek. Sen dolarları gümlet dediğimde içeriden öğrenenlerin ticarettir. Yani insider trading. Insider trading. Bu dönem içinde PPK topu ama hakikaten bak her şeyden önce bu işin iyi teknik detayı. Para Şimdi, aramaya gidemez abi. Merkez tamam, tamam. Bankası Başkanı bunu abi bu kız bak açık konuş. Bir, bir dakika. Ben Hafize Gaye karşı değilim. Cevdet Akçay Hafize ben Hafize derim. Çünkü Cevdet'e ben ahlaki tepkim var. Hafize Gaye'nin bir dünya görüşü yok ki. O kariyerist bir kız. Yani bir yerlere gelmek Yalnız istiyor. Yalnız başka bir şeyi at ama, atlıyoruz. abi bu bakan, bakanın yapacağı işler bunlar. Yani Gerçekten bak biz bunu unuttuk. Yani şuna benziyor. Mesela ben de kendimi tenkit ediyorum değil mi? Mesela ben lüzumsuz yere işte Tayyip Bey'e gittim. Meşru Gülen'in olayında aman bilmem ne. ya yani bu da benim görevim değildi mesela değil mi? Saçmalık. Kendimi sonra şey yaptım. Özel işleri yaptım. Merkez Bankası Başkanı mesela Ahmet Akın röportajı da yaptı. Dedi ki Sayın Cumhurbaşkanımız söylesin bazı sektörleri uçuralım. Merkez Bankası Başkanı'nın göre bu değildir ki. Başka bir şey var. İşler karışmış durumda. Başka, durum başka bir şey var kere Gaye Hanım, Gaye Erkan yani, bir merkez bankası başkanlığı yapacak bir geçmişe. Hiç konuşmadı. Tamam, veriyorum. Mustafa abi bir Geç yarım şey saat konuşmadı. bir kadın değil. Tam tamam. tersi. Abi, yatırım bankacısı. Yatırım bankacısı. Bravo. Onun için merkez bankası başkası olmanın, bankası başkanı olmasına ben baştan hayretle bakmıştım. Ama herkes bütün bir muhalefeti alkışladı. Bilmiyor. Abi alkışlayanlar alkışlayabilir. Bazı gazeteciler e, onu haklı görebilir. Orduların yaptığını ama tasvip etmiyorsun. Hayır ben şunu tasvip etmiyorum. Taraf e, olmasın. Ta, ya, taraf olmak e, tabii yani taraf olmak da çok hoş karşılanacak bir şey olmayabilir her zaman ama. Ben şuna da karşıyım. Gaye gitsin Cevdet Akçay gelsin. Mesela Erdal Sağlam onu yazdı. E, öyle Barış yazalım. Soydan onu yazdı. Barış Soydan'ı ben teklif ettim. Barış da bana mesaj atmış. Gerçekten ben Cevdet Akçay'ı tanımıyorum diye. Ama ben dedim Barış Soydan Babali kalıntısı değil. Erdal Sağlam Tipik bir eski Türkiye Hürriyet Gazetesi ekonomi gazetecisi. Ben bunu Özgök'e de söyledim.